Bodrumlu liseli gençler okullarının yanındaki araziyi ağaçlandırmak için bir proje başlattı. Gümbet Mahallesi'nde bulunan Ayşegül Sevim, Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, okulun yanında bulunan boş araziyi yeşillendirmek için güzel bir proje başlattı. Öğrenciler ilk olarak boş arazide bulunan tarihi mezarın çevresini temizlerken, araziye tohumlar dikerek, önümüzdeki günlerde de kızılçam dikilmek üzere yaklaşık 300 çukur kazdılar. Okulun coğrafya öğretmeni Onur Karakaya, öğrencilerle birlikte geliştirdikleri proje hakkında ise şunları söyledi. Bundan bir süre önce okulun çevresinin boş olduğunu, bu boşluğu da değerlendirmek için bunları ağaç ekelim. Hem toprak erozyonunu engelleyelim, hem öğrencilerimizle güzel bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirelim diye böyle bir şey düşündük. İdaremizle de paylaştık, onlar da destek oldu. Tabii burada en büyük pay öğrencilerimizin, öğrencilerimize söyledik. Birçok sınıf katılmak istedi. Bugün zaten birçoğu katılmak için başvurdu. İdareden izin istedi, öğretmenlerden izin istedi. Buraya geldiler. Sağ olsun onların çok büyük yardımı oldu. Zaten yaptığımız çalışma büyük ölçüde onların eseri. Onlar sayesinde buraya biz temayla da görüştük. Orman İşletme Şefliğine de biz proje dilekçemizi yolladık. Onlardan da ağaç talep ettik. Bize yaklaşık 350-400 fide gönderdiler. Şu anda mumcularda biz kazdığımız çukurları o fidelerin yeri olarak hazırlıyoruz. Şu anda çukurları hazırlayıp bir yağmur öncesinde de o fidelerimizi buraya dikeceğiz. Karakaya kızılçam dikmelerinin nedenini ise ağacın Akdeniz iklimine ait olmasından ve fazla suya ihtiyaç duymamasından dolayı olduğunu belirterek, boş araziye ayrıca Kıbrıs akasyası tohumları diktiklerini söyledi. Kıbrıs akasyasını ise yamaç olan bölgelere diktiklerini belirten Karakaya, bunun sebebini de sağanak yağışlarla ortaya çıkan toprak erozyonunu önlemek olduğunu söyledi. Öğrenciler gün boyu gruplar halinde yaklaşık 350 çukur kazarken, kazdıkları çukurları kızılçamlarla buluşturmak için bir an önce yağmur yağmasını istediklerini sözlerine eklediler.